Evet. Efendim, K-Lite 202 sürekli olarak benim de araştırdığım, sormuş olduğunuz gibi tavsiye eder misiniz? İşte motor nasıl, kullanışlı mı gibi sorularınıza efendim maruz kalmış olduğum motosiklet. Ben de uzun zamandır binemiyordum. Malum koronavirüsten dolayı. Hala da binemeyeceğim ama şöyle doğduğum büyüdüğüm mahallede bir tur atıp aynı zamanda da birazcık hava almış oluruz. Herhalde bu koronavirüs dolayısıyla en güvenli ulaşım aracı motosiklet oldu. Şöyle motoru tekrar gösterelim. Efendim bu arada şöyle söyleyeyim size. Motosikletle alakalı olarak motorun kronik herhangi bir problemi yok ama hep söylenen şey şu: yeni aldığınızda mutlaka motosikletin lastiklerini değiştirin. Gerçekten de öyle. Motorun mutlaka lastiklerini değiştirin. Ben Anlas lastik aldım ve bu lastiklerle şu an rahat ettim diyebilirim. Fakat desen olarak baktığınızda da Anlas lastikler ön ve arka uyumlu değil. Size söyleyeyim. Yani aynı desende lastik bulamıyorsunuz. Hatta ne modeliydi? Capra modeli. Bu arada hey gidi mahallem. Biz buralarda top oynardık bu mahallede ve bu kadar araba olduğunu hiç hatırlamıyorum. Tabi aradan geçen bunca zaman, şuraya bakın. Değişen evler, yıkılan mahallemiz. Zeytinlik Mahallesi, Sait Bey. Burası Sait Bey. Evet. Hey gidi. Günler. Şöyle sağımıza solumuza bakalım. Burası kar yağdığında. Efendim o karton kutularla, naylon poşetlerle kaydığımız yer. Evet, dediğim gibi lastikler sonrasında yağmurlu havalarda lastiklerin su sıçratması. Onu da söyleyeyim size. Fena halde lastikler su sıçratıyor. Diğer taraftan arkanızı, önünüzü kontrol etmezseniz gezeceğim diye böyle yamulursunuz. Harici zamanlarda dediğim gibi kronik herhangi bir problemini bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bir yerde yazdılar, ettiler, görmedim diyebilirim size. Diğer taraftan bakıldığında görüntüsü çok güzel. Bugün şöyle de bir şey oldu. Trafikte inanılmaz derecede arka kaydı. Yani bu ön ve arka disk fren olmasına karşın lastikler yine kaydı diyebilirim size. Dikkatli olunması gerekiyor. Öyle torku çok kuvvetli değil. Evet. Köpekler nedense bayağı bir korkutuyor beni. Ben tavsiye ederim. Yani çok hızlı bir motor değil. Bakın bunu size söyleyeyim. Aldığınızda trafikte kaçmıyor. Efendim aralara süratle giriyoruz, giremiyoruz gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Gerçekten de öyle. Motosiklet çok fazla seri bir motor trafikte değil. Zaten top speed'i, yani en maksimum hızı 100-110 kilometre. Akü problemi yaşayabilirsiniz. Aldığınızda onu da söyleyeyim. Yaşayanlar var, yorumlara yazanlar var. Ben de yaşadım. O yüzden aküyü normal sulu akü değil de jelli akü. Onlardan kullandım, değiştirdik. Far problemi
50 ohm olabiliyor. O da aküyü çabuk bitirdiği için farı da değiştirin deniyor. 25-30 düşürebilirsiniz farın ampulünü. Sonrasında başka sorabileceğiniz sorular. Benim boyum 1.68. Benim için çok ideal bir motor. Fakat 1.70 üzerinde, 1.80 üzerinde daha doğrusu, özür dilerim, olanlar için diyebileceğim şey şu: biraz motor altta küçük kalabilir. Hani keşke şimdi üst çekimi birisi karşıdan çekim yapsa da gösterebilsek size. En sık yaşadığım problemlerden bir tanesi, motoru boşa geçip çevirmekte çok zorlanıyorum. Birçok motorda zaten bu var ama şöyle bakın, evet, bu sefer rahat aldım ama genelde boşa geçmiyor motor. Şöyle de göstereyim size. Ben tabi biraz tipini değiştirdim motorun. Buraya bir koruma demiri taktım. Sonrasında da böyle güzel bir tiyatro ve Samsung olduğu için bir 55, sonsuz 55 çıkartması yaptım. Motor harici size motorla alakalı söyleyebileceğim, hani olumsuz bir şey bakıyorum, almayın diyebileceğim, yani çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi ben de yeni kullanıyorum. İşte geçtiğimiz günlerde motorun bujisi kesti. Sadece onun için gidip bujiyi değiştirdim. Evet, bir de çalıştırırken gaz vermek zorunda kalıyorum sürekli olarak. Onu size söyleyeyim. Yani şey yok. Biraz zor çalışıyor. Hemen da kapatalım. Bakın şimdi gaz vermeden. Evet, şimdi çalıştı ama genelde gaz vermeden çalışmıyor. O da motor soğuk olduğu için herhalde. Öyle bir sorunum var motosikletle alakalı. Haricinde gayet keyifli, güzel bir motor. Herkese de yani tavsiye edebilirim. Dediğim gibi motorla sizin aslında ne beklentinizle de alakalı bir durum. Peki, şimdi kaydı kapatıyorum ben. Biraz mahallemde gezeceğim.